Haberin olsundan herkese merhaba. Güzel bir gün diliyorum efendim. Ben Burçin Atılgan. Bugün ve dünden kalanlarla karşınızdayız. Tek tek bütün ayrıntıları konuşacağız. Türkiye'de neler oldu, dünyada neler yaşandı? Bunların hepsini tartışacağız, konuşacağız. Arada canlı bağlantılarımız da olacak. Dünyanın dört bir tarafını etkileyen bir skandalla başlayacağız. Epstein skandalı efendim. 2020 yılında aslında özel bir platformda bir belgesel yayınlanmıştı. Ben de o dönemde izlemiştim. Son derece rahatsız edici içeriğe sahip olan bir belgeseldi. Fakat bu kadar çok ayrıntılar ortaya dökülmemişti. Muhtemelen Amerika ile İsrail arasındaki çekişmeden dolayı tüm dosyalar açılmaya başlandı. Ve açıldıkça dördüncü kez açıldı dosyalardan bazıları dün. Açıldıkça da bütün tabiri caizse lağım dışarıya doğru akmaya başladı. Şimdi Jeffrey Epstein kim? Jeffrey Epstein çok zengin bir ailenin çok iyi eğitim almış bir oğlu. Yani dolayısıyla bu tarz işleri yapacak kadar işte fuhuşla ilgili bir takım aktiviteleri yapacak kadar zor durumda olan biri değil, son derece zengin bir ailenin olduğu söyleniyor. Mossad ajanı olduğuna dair iddialar var ve çok kuvvetli iddialar, %90 da öyle. Dolayısıyla bugüne kadar Amerika çevresinde Hollywood dahil olmak üzere, bunların içinde bilim adamları da var, herkes dahil olmak üzere böyle geniş kapsamlı bir ağ oluşturmuş ve o ağdan elde ettiği verilerle de insanları elinde tutmuş. Biraz da ayrıntısını anlatmak istiyorum size. Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken, hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Epstein davasına ilişkin dosyaların dördüncü kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Dava dosyalarının dördüncü bölümünde Bill Clinton, Richard Branson ve Prince Andrew'un kasetlerinin olduğu iddiası var. Amerika basınındaki haberlere göre davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda Epstein'e ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in eski kız arkadaşı Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf yer aldı. Fotoğraflar fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransom hakkındaki dosyalar aracılığıyla açıklandı. Amerika basınındaki haberlere göre davaya ilişkin kamuoyuna açıklanan son dosyalarda Epstein'e ait adada genç kızların yanı sıra son dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'in kız arkadaşının da aralarında bulunduğu insanların fotoğrafları yer alıyor. Epstein'in mağdurlarından Virginia Giffrey, Prince Andrew'un New York ve Londra'da kendisini henüz 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'a dava açmıştı. Jeffrey, prensin reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Şimdi az sonra bunun VTR'sini vereceğim ama bir canlı bağlantımız var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu konuşuyor, onu dinleyelim. Memnuniyet duymakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi, milli savunma faaliyetleri ve milli savunma sanayisine verdiği önemi vurgulamak, parti içinde bu konularda kurumsal bilgi birikimi sağlamak, yapılan faaliyetleri takip etmek ve geliştirici tekliflerde, eleştirilerde bulunmak maksadıyla parti tarihinde ilk kez Gölge Kabine ve Gölge Milli Savunma Bakanlığı tesis etmiş. Ayrıca milli savunma faaliyetlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı oluşturulmuştur. Bir gemi komutanının bir milli insansız hava aracı ile ufkun ötesini görebilmesi, harekat icra eden bir birlik komutanının hedefe yönelik bir milli İHA ile keşif yapabilmesi, teröristle mücadele harekatında bir üst bölgesinde gelişmiş milli gözetleme sistemleriyle teröristlerin tespiti, milli hava savunma sistemleri, ürettiğimiz savaş uçakları, güdümlü mermi ve torpido sistemleriyle harekat bağımsızlığının elde edilmesi, bunların yanında milli gemimizin kullanılması ve ihraç edilmesi onlarca yıllık başarılar olup tüm milletimizi mutlu eden gurur kaynaklarıdır. Savunma sanayi projeleri bir günde doğmamıştır. Projelerde aslan payının özellikle 1974'ten itibaren bu projelere destek veren tüm Cumhuriyet hükümetlerine, ödediği vergilerle ve yaptığı bağışlarla kaynak sağlayan halkımıza, kanlarıyla harekat konseptleri ve harekat ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunan şehit ve gazilerimize, birçoğu projenin oluşturulmasına yer alan
ve sonrasında Fethullahçı terör örgütü FETÖ kumpasları ile hapislerde çürütülen ve bir kısmı vefat eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait olduğu unutulmamalıdır. Maalesef günümüzde milli savunma projelerine ilişkin haklı eleştiriler bile neredeyse vatan hainiyle suçlanmaktadır. Ama unutulmamalıdır ki 2007-2015 döneminde FETÖ'nün göz yumulan, müdahale edilmeyen kumpasları nedeniyle yüzlerce general amiral, subay ve assubay hapse atıldı. Tasfiye edildi ve bir kısmı hayatlarını kaybetti. Göz yumulan kumpaslar neticesinde ortaya çıkan bilgi birikimini ve tecrübeyi yok eden personel zafiyeti ciddi bir milli güvenlik ve beka sorunu olarak tarihe not edildi. Milli güvenliğe ve milli savunma sanayisine esas ve en önemli darbe budur. Bu kapsamda savunma sanayisiyle ilişkin göze çarpan bazı hususların değerlendirilmesi gerekir. Milli menfaatlerimize ilişkin konularda doğruya övgü, yanlışa da eleştiri her Türk vatandaşının milli ve asli görevidir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre havacılık ve uzay sanayisiyle savunma sanayisinin 2022'de ihracat geliri yaklaşık 2.4 milyar ABD doları olmuştur. 2021 yılındaki yaklaşık 1.5 milyar ABD dolarlık ihracata göre yaklaşık %60'lık bir artış söz konusudur. 2023 yılında ise bölgemizdeki ve dünyadaki çatışma alanlarının büyümesi, uluslararası savunma sanayi fuarının IDEF gerçekleşmesi gibi gelişmeler sonucunda sektörün ihracatı daha da artmıştır. Evet, emekli tüm amiral ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun açıklamalarını izledik. Epstein davasından bahsediyorduk. Bütün dünya gibi Türkiye'de de özellikle dün akşamdan beri sosyal medyada çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Bir kere dezenformasyon var. Bir tane küçük çocuk gördük, yarı çıplak, ağlayan vesaire. O mesela bu olayla ilişkili değilmiş. Bambaşka Brezilya'da yaşanan bambaşka bir olayla alakalı. Bu konuda tabii ki çok fazla yanlış bilgilendirme de geliyor. Bizi niye bu kadar çok ilgilendiriyor peki? Epstein'ın özel pilotu Marchenko'nun Türkiye'den kız çocukları kaçırdıklarını itiraf ettiği belgeler ortaya çıktı çünkü. Akıllara ne geldi? Akıllara 1999 Gölcük depremi sonrasında hatırlıyor musunuz? Türkiye'yi ziyaret etmişti Amerika Başkanı Bill Clinton. Hatta bir tane bebek vardı kucağında, burnunu sıkmıştı, günlerce konuşulmuştu. Böyle bir şeyler yaşanmıştı ve onun dönüşünden sonra kaybolan çocuklar mevzusu olmuştu. Yani taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlamış. Depremin kayıp çocukları olarak da hatırlanan olayın Marchenko'nun acaba bu itirafıyla bağlantısı var mı diye merak ediliyor. Yes. Çocuklara cinsel istismar ağı oluşturduğu ortaya çıkan ve cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili adası davasında iddialar Türkiye'ye uzandı. Mahkeme kararıyla yüzlerce evrak için alınan gizlilik kararları kaldırılırken, Epstein'in özel pilotu Nadia Marchenko'nun Türkiye itirafı gündeme bomba gibi düştü. Marchenko sorgusunda Türkiye'den kız çocuklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırıldığını söyledi. Pilot, çocukların pedofili ağında kullanıldığını ifade etti. Kan donduran iddialar sonrası akıllara ABD eski başkanı Bill Clinton ve 1999 Yalova depremine ilişkin iddialar geldi. 99 depremi sonrası Türkiye'ye gelen Clinton'ın Amerika'ya dönüşü sonrası deprem bölgesindeki bazı çocukların kaybolduğu bildirilmişti. Arkalarında bıraktıkları pek çok soru işaretiyle depremin kayıp çocukları olarak hafızalara kazınan çocuklar, Marchenko'nun itirafı sonrası yeniden gündeme oturdu. Clinton'ın deprem bölgesini ziyaretinden hemen sonra kaybolan çocukların, Marchenko'nun Türkiye'den çocuk kaçırdık itirafıyla ilişkili olmasından şüphe ediliyor. Olay çok büyük. Hem olayın kendi zaten büyük bir rezalet, yani insanın yapısının kaldırabileceği boyutlarda değil, Türkiye'ye uzanan ayağıyla alakalı iddialar mutlaka araştırılması gereken iddialar. Fakat arada geçen isimler var. Tabii ki onları telaffuz edemiyorum. Onlardan dolayı acaba irdelenir mi, irdelenmez mi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi olay başlı başına bir rezalet. Şimdi Seçil Erzan'a geleceğiz. Niye geleceğiz? Seçil Erzan efendim ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada kimler var? Futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu 7 müşteki 11 kişi ise
tanık olarak dinlenecek. Hem seçiler zana hem de müşteki ve tanıklarla kırık telefon vardı ya hani içinden inanılmaz yazışmaların çıktığı o yazışmalar da sorulacak. Yarın görülecek bu dava ikinci duruşma ve karar doğrultusunda mahkemenin kararı doğrultusunda Buse Terim gidecek davayı görmeye. Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu, İsmail İbrahim Çağlar, Arda Turan ve Selçuk İnan duruşmada Seçil Erzan'la karşı karşıya gelecekler. İlk duruşmada zorla getirilmelerine karar verilen Semih Kaya, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz, Nur Erkasap, Mustafa Sefa Candaş Gürol, Fırat Özdemir, Nilgün Arabacı, Gülsener Bayramova da tanık olarak dinlenecekler. Seçil Erzan'dan gelen son haber bu. Yani yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Bakalım neler olacak. Geçelim hemen oradan Dilan Polat'a. Dilan Polat'ta ne oluyor, ne bitiyor ona bakalım. Şimdi bu çift hakkında, Dilan ve Engin Polat çiftinin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat soruşturmasına yeni bir savcı atandı. Çok da anlaşılabilir bir atanma değil ama. Fenomenler hakkında tek gelişme bu da değil. Çiftin komşularına saldırdığı olayla ilgili de yargılanmaları gündemde. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum, ilk zamanlarda bir komşu gürültü yüzünden kavga etmişti çiftle ve bayağı da aslında saldırı görüntüleri vardı. Dolayısıyla eğer bu çiftte şikayetinden vazgeçmezse, uzlaşmada çünkü dava, vazgeçmezse yepyeni bir dava daha eklenecek Dilan Polat ve Engin Polat'a. Şimdi Dilan Engin Polat, Tayyar Taylan Özlem Öz'le Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhan'la hakkındaki soruşturmaların yeni savcıları da belirlendi. Onun da ayrıntılarını aktaralım. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan ve Özlem Öz çifti ile Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhan'la hakkında yasa dışı bahis soruşturması başlatılmıştı. Gündemdeki üç büyük soruşturmayı savcı Gökalp Kökçü yürütüyordu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından savcı Kökçü'nün görev yerinin değiştirilmesinin ardından 3 farklı savcı görevlendirildi. Neden 3 ayrı savcı görevlendirildi? Dün çok konuşuldu bu da niye olduğuna dair. Çünkü alışılmış bir şey değil. Onun tabii ki ayrıntısını ve sebebini henüz bilmiyoruz. Gelelim bir başka fenomene. Neslim Gülgen, yok Güngen. Bu hanımefendiymiş efendim. O da bir fenomen gördüğünüz gibi. Fakat bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni ve 127 tane güzellik merkezinin sahibi olan bu hanımefendi, eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu Dilan Polat davasından sonra. Neslim Güngen sosyal medyada eşini ağlayarak ifşa etti. Son olarak Neslim Güngen'e bir darbede eşi İnanç Güngen'den geldi. Neslim Güngen ağlayarak sosyal medya hesabından öğreniyorum ki onu şöyle söyleyelim, bir başkasıyla beni aldatıyor. Her seferinde aynı kişi pişkin pişkin de bana diyor ki bundan sonra ben böyleyim, işine gelirse nasıl güçlü kalabilirim siz söyleyin diyor. Fenomen devamında ise siz kadınlar beni anlarsınız, ben nasıl ayakta durabilirim? Kocam elimi tutsaydı ben bugünleri çok güçlü atlatırdım. Ama kocam en büyük kalem, şu anda bana en büyük kazığı attı diyerek ağladı diyor. İzledim ben de görüntüleri, gerçekten de baya baya ağlıyor. Neslim Güngen'in de son durum bu efendim. Gelelim Kızıl Goncalar'a. Kızıl Goncalar yayınlandığı ilk günden beri inanılmaz derecede ses getirdi. İlk bölümden sonra zaten her şey başladı. İkinci bölümden sonra, ikinci bölüme geçmeden bir ceza aldılar. Evet, yayına girdiği ilk gün itibariyle tarikatlar tarafından hedef gösterilmesinin ardından Rütü'nün ceza, durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin başrol oyuncusu Özcan Deniz'den bir açıklama geldi. Kaç gündür aslında bu bekleniyordu. Diyor ki, ben ahlak bekçisi değilim, lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizin içinden cımbızlanarak 22 Ocak'ta
tekrar ekrandayız diyor. Bir ara tamamen kaldırıldı denildi ama 22 Ocak'ta tekrar yayınlanacak. Bununla alakalı da bir haberimiz var, onu da aktaralım. Sanatçı Orhan Aydın efendim Tele1'de Tuncay Molla Veysoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programına konuk oldu. Aydın, Rütük tarafından Kızıl Goncalar dizisine gelen yayın durdurma cezalarına sanat emeğini yasaklamak açık biçimde faşizmdir diyerek tepki gösterdi. Bu yasaklamaya, çünkü bu sansür değil artık. Yasaklamaktır ve bir sanat emeği işini, evet, bir sanat ürününü, kitabını, oyununu, heykelini, müziğini, dansını, filmini, dizisini yasaklamak açık biçimiyle faşizmdir. 15 Temmuz'da kendi darbesini, 20 Temmuz'da kendi darbesini gerçekleştirdikten sonra arta kalan bu ülkede ne kadar tarikat varsa hepsiyle işbirliği yapmaya başladı. Bunların bakanlık paylaşımlarından ihale vermeye varana kadar, şirketleriyle işbirliği yapmaktan, bazı bakanlıklarda işbirliği sözleşmeleri, anlaşmaları imzalayarak onlara yarışmaya kadar, Sağlık Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na kadar bu tarikatlarla doldurulan bir devlet yapısının olduğunu birlikte izliyor ve görüyoruz. Yasağa, sansüre, dayatmalara karşı bir araya gelip onurlarını birleştirip kendi meslek alanlarını ve ürettiklerini savunamayan insanlar sürüsü birileri tarafından güdülüyor demektir. Sistemin parçası olanlar o korku duvarının dibinde sönüp giderler. Oysa tam da şimdi mahkeme kararıyla bile yasaklanmış olan bir diziye karşı bütün o çevrenin tamamı, yapımcısından oyuncusuna, yönetmenine varana kadar birleşmeli, bir araya gelmeli, ortak bir açıklama yapmalı ve gerekirse dizileri durdurmanın yolunu seçmelidirler diye. Orhan Aydın da biliyorsunuz 6 Şubat'ta depremde evladını kaybetmişti. Şimdi dün adaylar açıklandı. Çok sürpriz bir isim var efendim. Behzat Ç. Mansur Yavaş'la da bir poz vermiş kendisi. Hiç daha önce duyulmamıştı, hiç adı geçmemişti ama ilan edildi. Televizyon dizisi Behzat Ç'de komiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimeskut Belediyesi Başkan adayı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşikçioğlu'nun adaylığına ilişkin bir açıklamada bulundu. Özel, konuyla ilgili açıklamasında, Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey de yok. Belki Etimeskut'la ilgili bir şey varsa olabilir. Mansur Bey'in gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dedi. Halk tarafından çok sevilen, çok idealize edilmiş bir karakter. Acaba belediye başkanlığı nasıl olur? Onu tabii ki bilmiyoruz. Ayrıntılarını haberimizde izleyelim. Erdal Beşikçioğlu'nun Etimeskut'ta belediye başkan adayı olduğu kulislere yansıdı diyelim ve bunun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı yönünde bir iddia var. Ne söylersiniz? Ben Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimeskut'la ilgili başka şey olabilir ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İçeriden son dakika versem. Evet, CHP 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 3'ü büyükşehir olmak üzere 23 ildeki adaylarını açıkladı. Şöyle bir ayrıntısına bakalım. Parti meclisi toplantımızda belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşmakla yetineceğiz. Toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarımızı belirledik. 6'sı Büyükşehir Belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresi. Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın. Parti meclisi toplantımızda adaylaşan büyükşehir belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşıyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız Sayın Zeldan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehir olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün parti meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kadın arkadaşımız, siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yücer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine hem partimize hem de Tekirdağ vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İl Belediye Başkan adaylarımıza geçecek olursak Afyon Belediye Başkan adayımız, Afyon Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye Başkan adayımız Sayın Bilgehan Erdem, Bilecik Belediye Başkan adayımız Sayın Melek Mızrak Subaşı, Çankırı Belediye Başkan adayımız Sayın İlhan Tekin, Giresun Belediye Başkan adayımız Sayın Fuat Köse, Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak parti meclisimizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye Başkan adayımız Sayın Hakan Bilecen, Niğde Belediye Başkan adayımız Sayın Hulusi Özen, Osmaniye Belediye Başkan adayımız Sayın Serkan Karayiğit olarak parti meclisimizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Gürbüz, Tunceli Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik, Uşak Belediye Başkan adayımız yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak Milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak parti meclisimizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Gürel, Yozgat Belediye Başkan adayımız Sayın Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan adayımız Sayın Tahsin Erdem parti meclisimizin kararıyla adaylaşmışlardır. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 ildeki adayları böyleydi. Şimdi Süleyman Soylu diyeceğim size, o da nereden çıktı diyeceksiniz ama yine gündemde, şöyle bir konuyla alakalı gündemde efendim. Meclisten Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin yok. Nedir konu? Cumartesi anneleri tarafından 25 Ağustos 2018'de yapılan 700. hafta eyleminde polisin sert müdahale sırasında hak savunucusu Aydın Aydoğan'ın kolunun kırılmasına ilişkin dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açılan davada yetkinin devredildiği meclis davayı reddetti. Davanın AYM'ye taşınacağı öğrenildi. Aydoğan, meclis istese soruşturma yetkisi için onaylamaya gidebilirdi ancak bu yetkisini kullanmadı. AYM'ye bireysel başvuru yapacağım, konunun peşini bırakmayacağım dedi. Süleyman Soylu'dan gelen son haber buydu. Çok da şaşırtmadı, izin çıkmamış. Hep bahsediyoruz ya, üniversitelerde adrese teslim bir takım ilanlar veriliyor ve olmasını istedikleri, atanmasını istedikleri hoca da hoca ile alakalı bütün özellikleri sayıp biz bunu arıyoruz diyorlar. Adrese teslim olarak bir ilan veriyorlar. YÖK ne yaptı? Bunun olmaması için bir madde ekledi ve uyardı. Bunu yapmayın diye. Fakat o uyarıya rağmen inanır mısınız? Bayağı bir kademe atladılar. Aramaya direkt olarak hocanın adını yazdılar. Bakın nasıl oldu. Üniversitenin, Okan Üniversitesi'nden bahsediyorum, İstanbul'daki Okan Üniversitesi'nden bahsediyorum. Üniversitenin dün İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Turizm ve Otel İşletme bölümünde profesör doktor alımı için resmi gazetede bir ilan yayımladı. Söz konusu ilan adrese teslim kadro ilanlarına başka bir boyuta taşıdı. İlanda otelcilik sektörü, destinasyon yönetimi ve turizm psikolojisi alanlarında çalışmalar yapma şartı arandı. Ki bunlar da adrese teslim ilan maddeleri. Psikoloji alanlarında çalışma yapma arandı. İlanda aranan bir başka özellikte ise Asım Saldamlı yazıldı. Yani akademisyenin ismi. İlanın aranan koşullarında özel isim yazıyor olması akıllara adrese teslim kadro tartışmasını yeniden getirdi. Alanya'da bir olay yaşandı. Alanya ilçesinde bir lisede okuyan ve yurtta beraber uyuyan depremzede iki tane kız.
Burada basın açıklaması da var, onu da okuyacağım şimdi size. Bu iki kız kardeş depremden korktuğu için ikizlerden biri kardeşiyle birlikte yatmak istiyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Yani biz yaşamadığımız depremin korkusunu yaşıyoruz evde yatarken. İki kız kardeş yatakta yatıyor ama odanın içerisindeki bir başka kız öğrenci yönetime bunlar eşcinsel diye ihbarda bulunuyor. Tabii hemen hiç vakit kaybetmeden gerekeni yapıyorlar. İşte ortalık birbirine giriyor. Kızların babası geliyor. Ben diyor çocuklarımı devlete emanet ediyorum. Böyle bir şey olması mümkün değil. Psikolojileri bozuk. Onun için bir arada yatıyorlar diye bir açıklama yapıyor. Olay büyüyünce ki zaten büyümesi gerekiyordu. Antalya Valiliğinden bir açıklama geldi. Bazı basın ve yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demiş açıklamada. Bu kadar gerçekten bu kadar köklü sorunlar varken, dertler varken oradaki iki kız kardeşin psikolojisini anlamayan okul yönetimi ne yapmak istedi acaba? Avukattan kurye, uyuşturucu kuryesi efendim, avukatlık yapan birisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş, Şişli, Cihangir, Nişantaşı ve Beyoğlu'ndaki ünlü gece kulüplerine bir avukat iki kişinin uyuşturucu sattığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler geniş çaplı çalışma başlatarak bir süre avukat Umut G'yi takip etti. Umut G'nin avukat kimliğini kullanarak polis kontrol noktalarından aramaya takılmadan kolayca geçerek uyuşturucu taşıdığı belirlendi. Ünlü eğlence mekanlarında sosyetenin önde gelen isimlerine uyuşturucu sattığı tespit edilen avukat tutuklandı. Hadi buyurun buradan yakın. Avukat sosyeteye, yani burada tabir edilene göre söylüyorum, uyuşturucu ticareti, satışı, kuryeliği yapıyor. Bir başka avukat haberi var. O da şiddete uğradı. Hem de öyle böyle değil. Şanlıurfa'da avukatlığını yaptığı firmanın kesinleşmiş alacağını tahsil etmek için hacize giden avukat Büşra T, borcunu ödeyen iş yeri sahibi AE tarafından kilometrelerce takip edildikten sonra darp edildi. Diz kapağı parçalanan Büşra T ameliyat olmayı bekliyor. Tele1'in edindiği bilgilere göre Büşra T haciz işleminin ardından polis nezaretinde otogara kadar götürüldü. Bu esnada takipte olduğu öğrenilen AE minibüse binmeye çalıştığı sırada Büşra T'ye saldırdı ve diz kapağını parçaladı. Saldırgan AE ise gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü diyor. Avukat görevini yaptığı için hem de öyle böyle değil, diz kapakları parçalanana kadar maalesef darp edilebiliyor. Uçan araba haberi geldi Çin'den. Yani bizde olur mu olmaz mı bilmem de hep böyle hayalini kurardık ya, köprüde trafikte beklerken şuradan uçup gitsek, uçarak gidebilsek diye. Onlar gerçeğini yapmışlar. Büyük kentlerdeki trafik sorunu hayatı her geçen gün daha çekilmez hale getirirken uçan araba piyasası da giderek kızışıyor. Sanırız sonunda Geleceğe Dönüş filmi gerçek olacak. Ancak bu defa başrolde Asya'nın en büyük uçan araba üreticisi unvanını elinde bulunduran Gazangu merkezli Xpeng Arect ve son ürünü uçan araba eVTOL var. Baş tasarımcısı da efendim Wang Tan'mış. Çok havalı görünüyor, çok güzel görünüyor ama kullanılabilirliği ve güvenliği nedir çok fazla bilemiyoruz tabii ki. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şüpheli yine İstanbul'da yakalandı. Suç örgütlerine yönelik düzenlenen kafes operasyonlarının 30.sü düzenlendi. Operasyonlarda 6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şüpheli İstanbul'da yakalandı. İsviçre ve İran tarafından dolandırıcılıkla kara para aklama suçlarından aranan 5 şüpheli, Suriye ve Çin tarafından göçmen kaçakçılığı suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı. Özbekistan tarafından insan kaçakçılığı ve ticareti suçlarından aranan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Yasa dışı kumar suçundan Güney Kore tarafından aranan 1 şüpheli daha yakalandı. Her türlü suçun
zanlısı bizim ülkede yakalanıyor. Hala daha arınmadı. Farkındaysanız her sabah aynı haberi veriyoruz. Yani bir yerlere operasyon yapılıyor ama bir türlü kökleri kazınmıyor. Gezi davası kapsamında Silivri cezaevinde bulunan ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay'ın karar direnmesiyle serbest bırakılamayan Can Atalay, bu duruma sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla tepki gösterdi. Atalay, zamanın mücadele ve dayanışmayı sürdürmeye devam etmenin zamanı olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesi, Gezi olayları nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Türkiye'ci Partisi Can Atalay hakkında iki kez hak ihlali kararı verdi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını anayasanın 153. maddesindeki açık hükmüne rağmen tanımaması nedeniyle Can Atalay hala cezaevinde tutuluyor. Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında iki kez verdiği hak ihlali kararının uygulanmamasına sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla ilk kez tepki gösterdi. Bulunduğum 20 metrekarelik hücreden çıkıp mecliste yemin etmem, siyaset yapmam istenmiyor. Hatay halkı için çalışmam engelleniyor. Engelleri aşmak gerekiyor. O halde artık benim için Türkiye Büyük Millet Meclisi burasıdır. Cezaevidir. Bu hücredir. Dün olduğu gibi bugün de anayasanın uygulanmasını savunuyorum. Hukukun egemen olması için başta Hataylılar olmak üzere hepimiz için mücadele vermeyi sürdürüyorum, sürdüreceğim. Atalay, mahkeme kararlarının uygulanma ve uygulanmama tartışmasının bırakılarak mücadele ve dayanışmanın yükseltilmesi çağrısında bulundu. Keyfiliğin sonucu otoriterliktir. Yüzyılın arkada bırakan cumhuriyetimiz ancak demokratik hukuk devletinin kurallarıyla daha da ileri taşınabilir. Sözümüz sözdür. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz tehlikelerin farkındayız. Yöneticilerin keyfiliğine, hukuksuzluğuna karşı çıkan bütün yurttaşlarımızı yan yana duruşumuz ve dayanışmamız kurtaracaktır. Bu nedenle hangi mahkeme kararının ne zaman ve ne şekilde uygulanacağını, uygulanıp uygulanmayacağını bir kenara bırakmanın vaktidir. Mücadele ve dayanışmayı sürdürmeye devam etmenin zamanıdır. Bir kez daha söylüyorum, mevcut durum ve önüme çıkartılabilecek hiçbir engel beni Hatay halkına karşı olan sorumluluğumu yerine getirmekten alıkoymayacaktır. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın iradesiyle Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'a terörist demişti. Atalay'ın ailesinden Erdoğan'a bir yanıt geldi. Atalay'ın babası Mustafa Atalay, evladımız terörist değildir, hak hukuk savunucusudur, yurtseverdir, avukattır. Anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri Gezi direnişi davasında mahkum edilen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay için söylemişti. Atalay'ın ailesinden Erdoğan'a yanıt geldi. Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Cumhuriyet gazetesine konuştu, evladımız yurtseverdir dedi. Can Atalay kamuoyunda tanınmış bir kişidir. Evladımız terörist değil, hak hukuk savunucusu yurtseverdir. Terörist lafını kesinlikle kabul etmiyoruz. Soma'daki 301 maden şehidiyle ilgili davayı almış ve sonuna kadar takip etmiştir. Can Atalay'ın nasıl bir insan olduğunu Aladağ, Çorlu, Hendek, Soma'daki ailelere sorsunlar. Hak mahrumiyetine uğrayan ve avukatlığını yaptığı insanlara sorsunlar. Ayrıca Mustafa Atalay yargıdaki rejim krizine de değindi. 5 kişilik yargıç çıkıp AYM kararını ben tanımıyorum diyemez. Yarın bir gün başkası da ben bunu tanımıyorum der. Anayasa tanınmazsa memlekette kaos olur. Evet, TÜSİAD'ın başkanı Orhan Turan, yargının Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını değerlendirdi. Hepinizi TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Anayasa'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yok saymasıyla büyüyen devlet krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Her kesimin umut ve hayallerini içeren ortak bir gelecek noktasında birleşelim. Turan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verilmesine karşın hala cezaevinde tutulmasını Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirdi. Adaleti güveni sarsmamalıyız dedi.
Bazı temel ilkeleri hatırlatmakta fayda var. Herkes adalet önünde eşittir, yasaların herkese eşit uygulanması gerekir. Mahkeme kararlarında çelişki olmaz, kararlar herkes için bağlayıcıdır. Adalete güveni sarsmamalıyız. Bu çerçevede üzerinde durmak istediğim ikinci... Turan, bireysel başvurunun önemine dikkat çekti. Yargı organları arasında çekişme görüntüsünün adaleti esas alarak çözülmesi gerekirdi. Bireysel başvuru hakkının etkili bir başvuru yolu olmadığı bir noktaya gelmenin ülkemiz için iyi olacağını söyleyemeyiz. Şimdi bambaşka bir tartışma konusunu da Can Atalay ile ilgili devreye soktular. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhur'un küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis başkanlığından tip milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulmasını istediği iddia edildi. Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu mecliste okutmadım ama meselenin bir şekilde halledilmesi lazım dedi. TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün de Tele1'e konuk oldu. İddialara ilişkin milletvekilliğini düşürmeye kalkarlarsa da 1-2 yıl sonra geri dönebilir. Halkın milletvekili olarak devam eder dedi. Aralığın son haftasında çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi 16 Ocak'ta tekrar toplanacak. Meclisin önemli gündem başlıklarından biri de Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesine karşın hala cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay. 1. Yargıya darbe yapıyor. 2. Parlamento bu meclise darbe yapıyor. 3. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na bir ayar veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 16 Ocak'taki gündem başlıklarından birinin Can Atalay kararının okutulması olduğu belirtiliyor. AYM'nin kararına uyulmamasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın tahliye talebini yeniden geri çevirerek milletvekilliğinin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden yazı göndermişti. Bir adım değil, yarım adım bile geri atmayacağız. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin meclis başkanlığından Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yargı kararının okutulması istediği iddia edildi. Türkiye'de kimin hapse gireceğine dünya liderimiz, kimin hapisten çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Söz konusu iddia, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mecliste parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Kurtulmuş'a soruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için biliyorsunuz yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Kurtulmuş kararı bugüne kadar mecliste okutmama nedenini açıkladı. Ancak meselenin bir şekilde halledilmesi lazım dedi. Geçmiş örneklerdeki durum yaşanmasın diye dikkat ederseniz yani Enis Berberoğlu ve benzer Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu mecliste okutmadım ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Yargıtay kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okutulması halinde Atalay'ın milletvekilliğinin düşeceği ifade ediliyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Tele1 Genel Koordinatörü Murat Taylan'ın sunduğu Söz Bizde programına konuk oldu. Söz konusu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Düşürmeye kalkarlarsa da bir sene sonra, iki sene sonra bu geri dönebilir. Yine Can Atalay halkın vekili olarak devam eder. Düşünmeden neden konuşmamamız gerektiğini gösterecek bir haber var sırada. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun fazla izin yaptığını ima ederek yarı zamanlı başkan demişti hatırlarsanız. Erdoğan ve İmamoğlu'nun görev süreleri boyunca izin yaptığı gün sayısı ortaya çıktı. Erdoğan'ın izin gününde İmamoğlu'na fark attığı görülüyor. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili daha önce de birçok kez dile getirdiği fazla izin kullandı iddiasını yineledi. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. Erdoğan İstanbul için bunları söylerken daha önce de ihanet ettiklerini itiraf etmişti. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. İmamoğlu'na gönderme yaparak yarı zamanlı belediye başkanı diyen Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İmamoğlu'ndan fazla izin kullandığı da ortaya çıktı.
10 Haber 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Erdoğan'la İmamoğlu'nun görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri hesapladı. İmamoğlu'na yarı zamanlı başkan ifadesini kullanan Erdoğan, görev süresi neredeyse aynı olan İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yapmış. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karnesindeki zayıflar gittikçe artıyor ve konuşuluyor. TOKİ sosyal konut ödemelerinde indirim yaptıklarını savundu. Ancak günlerdir isyan eden yurttaşın sesini unuttu. Yurttaş kurumun bahsettiği indirimin iyisinden bahsetmiyor. Nereden nereye geldik? Üretici ve tüketici fiyat endeksleriyle artış yansıtıldığını söyledi. Toplu Konut İdaresi ödemelerinde indirim yaptıklarını savundu. Kira öder gibi ödeyeceksiniz demişti ancak vaat edilenler yerine getirilmedi. Buraya mesela dar gelirli konut diyen adam bile yok. Buraya mesela adam normal TOKİ'ye bile bakmıyor. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karnesinde zayıflar ortaya çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız geçmişte de yapmış olduğu uygulamalar gibi fiyatlarında indirim yapmıştır. Dolayısıyla burada da artışlara gelen fiyatın indirimiyle birlikte vatandaşlarımıza sunum söz konusudur. Maliyeti kesinlikle bu dar gelirli vatandaşa yansıtılmayacağının açıklamasını kamuoyunda ve kamu kuruluşlarında yapmıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında aylık 894 lira olan taksit ödemesi 18 bin liraya çıkmış, TOKİ'nin dar gelirliye konut projesi yalan olmuştu. Kurum TOKİ ödemelerinde indirim yaptık dedi. Ancak yurttaşa indirimin iyisi bile yansımadı. %50'ye, %60'a varan indirimlerle vatandaşımıza bu projeleri sunmuştur. Ben şu anda taksitimizi de, ödeme planımızı da, peşinatımızı da aynı o günkü söz verilen güne dair olan işlemin görülmesini istiyoruz. Siz dar gelirli vatandaşa müteahhit olarak faizli bir şekilde bankada değil, faizli bir şekilde nasıl sabit taksit olmadan memur maaşı artışıyla kalkıp bizlere daire fiyatını belirliyorsunuz. 300 bin liraya biter denilen konutların fiyatı 3 milyon lirayı aştı. %1 KDV %10'a çıkarıldı. Dar gelirliler için bunlar. Bir de zengin olsak herhalde 10 milyon olacak. En düşük konut, en düşük konut 650 bin lira. Eğer buna da memur maaş endeksi alırsa, adam kredili alırsa 1 milyon. Sen 5500 lira engelli maaşı verdiğin bir insanı dünyanın hiçbir yerinde 20 bin TL taksitle ev sahibi yapmak gibi bir irrasyonel görüşe sahip bir şeyi bizim olumlu karşılamamızı bekleyemezsiniz. Hasbelkader İmam Hatip'in önünden dahi geçseniz mevki sahibi olurdunuz bu dönemde. AKP'nin belediye başkan adayları şaşırtmadı. Listeler İmam Hatiplilerle dolu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin ardından 19 Büyükşehir Belediye Başkan adayını da 15 Ocak'ta açıklayacak. İmam Hatip'li olacaksın, bir de Trabzon'da yani bakan sahibi olmak için. Adeta itiraf niteliğindeki bu cümleyi AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kurmuştu ve tıpkı dediği gibi oldu. AKP'nin aday listesi yine şaşırtmadı. Adaylarımızın her birinin kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. AKP iktidarı milletvekilleri ve bürokratlarda olduğu gibi belediye başkanlarında da tercihini İmam Hatip mezunu ya da ilahiyatçılardan yana kullandı. İşte AKP'nin İmam Hatip ağırlıklı belediye başkan adaylarından sadece birkaçı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükak'ın İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu. Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahir Şerifoğlu, Elazığ İmam Hatip Lisesi mezunu. AKP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı değişmedi. Ali Nur Aktaş yine aday. O da İnegöl İmam Hatip Okulu'ndan mezun. Erzurum'da da AKP yola mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen'le devam etme kararı aldı. Sekmen de İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi mezunu. AKP Samsun'da ise Çarşamba İmam Hatip Lisesi mezunu Halit Doğan'ı aday gösterdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Mehmet Kocatepe, Artvin'den AKP'nin belediye başkan adayı. Giresun adayı Aytekin Şenlikoğlu Giresun İmam Hatip, Tokat adayı Eyüp Erdoğdu da Tokat İmam Hatip Lisesi mezunu. İnşallah 15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi
açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklamıştı. Geriye kalan 19 büyükşehir adayını 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. Başkanım hayırlı olsun. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı isimlerden biri de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ. O da Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Her türlü haksızlığı yapıyorlar ama bir de ağızlarından kaçırmasalar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi efendim. Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan üniversite rektörü gündemin sorunlarından olan alınamayan hastane randevuları ile ilgili bir itirafta bulundu. Rektör Nurullah Okumuş, diş hekimliğinden bile çok fazla şikayet alıyorum, randevu yok diye. Ben de şikayetçiyim, itiraf ediyorum, torpil yaptırıyorum dedi. AKP iktidarının yanlış politikaları sağlık sektörünü de vurdu. Hastanelerde randevu bulunmaz oldu. Hemen her bölümde kapalı olan randevu sistemleri yurttaşlara isyan ettirdi. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir etkinlik düzenleyen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektöründen bu sorunlara ilişkin itiraf geldi. Rektör Nurullah Okumuş randevu yok, torpil yaptırıyorum dedi. Neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi full kapasite gitmeye başladı. Full kapasiteye geçti. En çok şikayet aldığım yer olmaya başladı. Niye? Randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum. Torpil yaptırıyorum, açıkça söyleyeyim. Taleplerdeki yoğunluğa dikkat çeken rektör Okumuş, sistemin açıldığı gibi tüm randevuların anında dolduğunu söyledi. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde saat 12'den itibaren açıldığında sıfır tık kapanıyor, bitiyor. Anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Belli ki Sayın Rektör daha tam yetişmemiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yasaları hiçe sayarak cemaat ve tarikatlarla protokoller imzaladı. Bunu da biliyorsunuz meclisin kürsüsünden savundu, yapmaya da devam edeceğim dedi. Öğrencilerin yaşadığı sefaleti görmezden gelen bakana tepkiler gittikçe artıyor. Eğitim Sen Trabzon Şubesi üyesi öğretmenler sokağa çıktılar. Okullarımızı ve çocuklarımızı her türlü karanlıktan ve bilim dışılıktan koruyacağız dediler. Eğitimin en temel ilkeleri, gayetlik ve bilimsellik ilkesi sistemli bir şekilde hedef alınıyor. Eğitim kurumları topyekun tarikat ve cemaatleri kuşatması altında tutuluyor. AKP iktidarının en büyük yıkımı yarattığı eğitim sisteminde gericilik faaliyetleri bakanlık eliyle sürüyor. Bu tablo hiç kuşkusuz karanlık bir tablodur. Gelecek adına ümit vermeyen bir tablodur. Öğrencilerin yoksullaşmasını, öğretmenlerin atama taleplerini, okulların koşullarını görmeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokoller imzaladı. Laik eğitimin hedef alınmasını meclis kürsüsünde de savundu. Sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerden dolayı, bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Laik ve bilimsel eğitimi savunan eğitim bilimi emekçileri gerici kuşatmaya karşı sesini yükseltmeye devam ediyor. Okullar eğitim ve bilim yuvasıdır. Tarikat ve cemaatin asla faaliyet alanı değildir. Tarikat ve cemaat ilişkilerinin esas olduğu yerde soru sorma, sorgulama, aklı kullanma, eleştirel düşünme, bağımsızlık, özgürlük, yaratıcılık yoktur. Eğitim Sen Trabzon Şubesi üyeleri okullarda eğitimde gericiliğe geçit vermeyeceklerini belirtti, mücadele edeceklerini vurguladı. Okullarımızı, çocuklarımızı her türlü karanlığa karşı, bilim dışılığa karşı bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Ülkemizin geleceğinden asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızın parasız, bilimsel, layık eğitim hakkını sonuna kadar savunacağız. Çok kısacık bir ara, daha sonra yeni haberlerle karşınızdayız. Müzik.
Yolculuk nereye? Bence kesin afili bir yere. Çünkü Denizbank müşterileri denizle seyahat eder. Kazandıkları puanlarla hayallerindeki tatile çıkar. Bazıları buna hızlı geçiş der. Peki ya bilek kartlılar? Afili geçiş. Bazıları dersine çok güzel çalışmış. İyi uçuşlar dilerim. Yola çıkmadan önce bir molayı hak ettiniz. Afili olsun efendim. Kaptanınız konuşuyor. Siz de Afili Bankacılık müşterisi ve bilek kart sahibi olun. Birikimleriniz arttıkça artan ayrıcalıkları keşfetmeye devam edin. Afili uçuşlar dileriz. Dijital ve geleneksel medya kanallarından her gün yüz binlerce haber ve içerik üretiliyor. Bu içerik denizinde kaybolmadan nitelikli bilgiye tek tıkla ulaşmak artık çok kolay. Ajans Press tarafından dünyanın önde gelen ülkelerinden 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve medya mecralarının tümünü bir arada sunan ilk ve tek platform Newscope. 196 ülkede 38 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinden topladığı verileri yapay zeka kullanarak anında 70'in üzerinde rapor formatıyla önünüze getirir. Newscope'la pazarlama ve iletişim stratejilerinizi en üst seviyeye taşıyın. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Doğan İnşaat, inşaat ve çatı izolasyon bizim işimiz. Kalite ve estetiğin doğru adresi. Çatı yaptırmak, inşaat yaptırmak kaliteli ve titiz çalışmayı gerektiriyor. Doğan İnşaat, alanında uzman kadrosu, tecrübeli ustaları, mimarı, mühendisiyle çatı sistemleri konusunda kusursuz hizmetler sunuyor. Doğan İnşaat'ın yapmış olduğu çatı sistemleri, dış cephe ısı yalıtım mantolama sistemleri, konut ve iş yeri ısıtma ve soğutma konusunda faturalarda %50'ye varan tasarruf imkanı sağlamaktadır. Yaşam alanlarınız, yazlık, konut ve iş yerinizin çatısına, dış cephesine yapılacak olan ısı ve su yalıtımı hayati öneme sahiptir. Tecrübeli ustaların titiz çalışmasıyla yapılmazsa, çatınız ısı ve su geçirerek yaşam alanlarınıza zarar verir. Çatı yaşam alanlarınızın olmazsa olmaz. Sigortasıdır. Yapınızın ömrünü uzatır. Yapımında ustalık ve titizlik gerektirir. Yapacağınız inşaat ve çatıları siz hayal edin, Doğan İnşaat gerçekleştirsin. Faşizme karşı her gün bir gün. Sömürü, yalan, ayrımcılık ve baskı durumlarına karşı halk sağlığını korur. Matbu veya dijital olarak günde bir doz yeterlidir. Kesintisiz kullanım için abonelik önerilir. Faşizme karşı her gün bir gün. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Moda Life'ta 2024'te zam yok, kazanç var. Tüm fırsatlar Moda Life mağazaları ve web sitemizde sizi bekliyor. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. EDM'den mali müşavirlere çok özel hediyeler. Mükelleflerinizin tüm faturalarını, tüm muhasebe programlarında otomatik fişleştirin. Daha fazlası için... Gündem hareketli ve her zaman olduğu gibi soracak çok fazla sorumuz var. Madem öyle, gereğini yapmaya başlayalım. Gereğine doğrulardan, gerçeklerden bahsetmek. Gereğine güçlüden yana değil, haklıdan yana olmak. Gereğini yapmak için hepsinin satır aralarına bakacağı Tele1 ekranlarındasınız. Gün ortasındasınız. Hoş geldiniz. Gün ortası hafta içi her gün saat 13'te Türkiye'nin referans kanalı Tele1'de. Büyük Tan Doğan buluşması Tele1'de. Özgür Özel'in çağrısıyla vatandaş anayasaya ve demokrasiye sahip çıkıyor. Merdan Yanardağ'ın canlı yayın konukları ve yorumlarıyla Büyük Tan Doğan buluşması 14 Ocak'ta Tele1'de saat 13'te. Feridun Düzağaç 12 Ocak'ta İF Performans Hall Beşiktaş'ta. Olsa, isterse ateş olsa.
Can Ozan 12 Ocak'ta Jolly Joker Kıyı İstanbul'da. Athena 12 Ocak'ta SpongeBob Konyaaltı Antalya'da. Eğer çekemezsen gülün ağzını. Haluk Levent 13 Ocak'ta Jolly Joker Bursa'da. Gökhan Türkmen 13 Ocak'ta Hayal Kahvesi Aqua Flori İstanbul'da. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, benim hatırda. Ayşegül Aldinç 13 Ocak'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Neden geldin Hakan? Hayallerimi paylaşmayacaksan neden geldin? Nevra Serezli'nin muhteşem performansıyla Ağaçlar Ayakta Ölür, 13 Ocak'ta Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Gaziantep'te. Hayatım, sen kendini Sezen'den bir tutma derdi. Usta oyuncu Oya Başar'ın ve başarılı oyuncu Ebru Kural'ın muhteşem performansıyla Plastik Aşklar, 14 Ocak'ta Çanakkale Kültür Merkezi'nde. Ben bir şey yaptım. Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı Timsah Ateşi oyunu 14 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu İstanbul'da. Ben burada bir saksı çiçeği gibi kuruyup gidiyorum. Doğukan Uludağ oyunculuğuyla Korkuyu Beklerken 14 Ocak'ta Cebeli Bereket Kültür Merkezi Osmaniye'de tiyatro severlerle buluşuyor. Çalışmalarında hiperrealist tekniği benimseyen ve figüratif eserler üreten Banu Anka'nın son dönem eserlerini bir araya getiren Of başlıklı sergi, Plevneli Dolapdere Galeri'de 27 Ocak'a kadar sanatseverleri bekliyor. AKP Ekrem İmamoğlu'nun hangi projelerine engel oldu? AKP kritik illere yine seçmen taşımaya başladı. CHP AKP'nin engellediği toplantıyı sokağa taşıyor. İsrail savaşı suikastlerle Orta Doğu'ya yaymak mı istiyor? Zeynel Lüle soruyor. CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP İBB Meclis Üyesi Gencay Özcan, emekli Büyükelçi Oğuz Demiral, gazeteci Musa Özuğurlu, gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Tel Aviv Washington temsilcisi Yılmaz Polat yanıtlıyor. Gerçeğin izinde bu akşam 21'de Türkiye'nin referans kanalı Tel Aviv'de. Tele 1 TV WhatsApp'ta. Gerçek ve hızlı habere ulaşmak için hemen WhatsApp güncellemeler bölümünden kanal bul kısmına Tele 1 yazın, kanalımızı takip edin. WhatsApp kanalından Tele 1 TV'yi takip ederek son dakika haberlere anında erişin, Türkiye ve dünya gündemini kaçırmayın. Telefon, tablet ve bilgisayarınızdan WhatsApp kanalıyla Tele 1'in haberlerine ulaşmanız artık çok daha kolay. Tele 1 TV'nin kanalına katıldıktan sonra bildirimleri almak için ekranın üzerindeki çan işaretini tıklayın.
Haberin olsun, devam ediyor efendim. Dün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının bir kısmı açıklandı. En ilgi çeken isimlerden birisi de Erdal Beşikçioğlu'ydu. Namı diğer Behzat Ç diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkanı adaylığı için netleşti durumu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddialarını değerlendirdi ve dedi ki, gerçeği yansıtmıyor. Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti, dedi. Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut'ta belediye başkan adayı olduğu kulislere yansıdı diyelim ve bunun da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı yönünde bir iddia var. Ne söylersiniz? Ben Mansur Bey'le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut'la ilgili başka şey olabilir ama Mansur Bey'in de gücüne güç kaçacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. İçeriden son dakika versem mis gibi olur değil mi? Evet, dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 3'ü büyükşehir olmak üzere 23 ildeki adaylarını açıkladı. Parti meclisi toplantımızda belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşmakla yetineceğiz. Toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarımızı belirledik. 6'sı Büyükşehir Belediyesi, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere 242 seçim çevresi. Bugün belirlediğimiz belediye başkan adaylarımızın 23'ü kadın. Parti meclisi toplantımızda adaylaşan büyükşehir belediye başkan adaylarımızı sizlerle paylaşıyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız Sayın Zeldan Karalar olarak belirlenmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olarak karar altına alınmıştır. Eskişehir'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Eskişehir'e büyük katkı koydu ve Eskişehir'in bir marka şehir olması konusunda çok büyük hizmetleri oldu. Bugün parti meclisimizin almış olduğu kararla bu görevi, bu bayrağı belediye başkan adayımız olarak Sayın Ayşe Ünlüce'ye devrediyor ve Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, mevcut başkanımız Sayın Lütfü Savaş olarak belirlenmiştir. Yine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kadın arkadaşımız, siyasette emeği olan başarılı bir arkadaşımız, geçmiş dönem milletvekilliğimizi yaptı. Sayın Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yine hem partimize hem de Tekirdağ vermiş olduğu, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İl belediye başkan adaylarımıza geçecek olursak Afyon Belediye Başkan adayımız, Afyon milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Burcu Köksal olarak belirlenmiştir. Afyon ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Artvin Belediye Başkan adayımız Sayın Bilgehan Erdem. Bilecik Belediye Başkan adayımız Sayın Melek Mızrak Subaşı. Çankırı Belediye Başkan adayımız Sayın İlhan Tekin. Giresun Belediye Başkan adayımız Sayın Fuat Köse. Kırklareli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu olarak parti meclisimizde adaylaşmışlardır. Kilis Belediye Başkan adayımız Sayın Hakan Bilecen, Niğde Belediye Başkan adayımız Sayın Hulusi Özen, Osmaniye Belediye Başkan adayımız Sayın Serkan Karayiğit olarak parti meclisimizin kararıyla belirlenmiştir ve adaylaşmışlardır. Sinop Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Gürbüz, Tunceli Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Mustafa Çelik, Uşak Belediye Başkan adayımız yine geçmiş dönemde milletvekilliğimizi yapan Uşak milletvekilimiz Sayın Özkan Yalım olarak parti meclisimizde karar altına alınmıştır. Yalova Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Gürel, Yozgat Belediye Başkan adayımız Sayın Özkan Şengül ve Zonguldak Belediye Başkan adayımız Sayın Tahsin Erdem parti meclisimizin kararıyla adaylaşmışlardır. Evet, adaylar bu şekildeydi. Evet, Birleşmiş Milletler raporu var efendim şu anda elimizde. BM Uluslararası Çalışma Örgütü 2024'te küresel işsizlik oranında artış yaşanacağı
ve büyüyen sosyal eşitsizliklerin endişe yarattığı uyarısında bulundu. Raporda iş gücü piyasalarının kötüleşen ekonomik koşullara rağmen şaşırtıcı bir şekilde direnç gösterdiği, bununla birlikte yaşanan yeni kırılganlıklar ve ard arda gelen krizler nedeniyle sosyal adalete yönelik umutların zayıflamasının endişe yarattığı ifade edildi. Raporda iş arayan kişi sayısının bu yıl 2 milyon artacağı, böylelikle küresel işsizlik oranının 2023'teki %5.1 seviyesinden %5.2'ye çıkacağı tahmin edildi. Yani küresel anlamda da baktığınız zaman ekonomik zorluklar, işsizlik ve gıda enflasyonu her ne kadar düşmüş olsa da bir miktar hala devam ediyor. Diyanet, daha önce anlatmıştık size, okullardan para topluyordu Gazze'ye yardım adı altında ve mecbur tutuluyordu veliler. Bununla alakalı şikayetler de vardı. Şimdi sıra geldi, acaba miktarı ne sorusuna toplanan bağışların. Diyanet, Filistin için toplanan bağış miktarını sır gibi saklıyor maalesef. Diyanet İşleri Başkanlığı Filistinliler için yardım kampanyası başlatmıştı. Ancak bağış açıklanmadı. Yetkililer, biz gereken yerlere hesabı veririz şeklinde cevapladı. İddiaya göre geçen 27 Ekim'deki cuma namazı sonrasında 290 milyon TL bağış toplanmıştı. Deprem bölgesi Adıyaman'daki okullarda düzenlenen kermeste 3 milyon 907 bin lira, Eskişehir'deki bir ortaokuldan 82 bin lira toplandı. Yapılan bağışların bazıları zaman zaman bazı hesaplardan paylaşılsa da toplanan toplam tutara ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, her kuruş kayıtlarımızda mevcuttur, hesap verilmesi gereken mercilere hesap vermeye her an hazırız, biz nereden ne geldi gibi gazetelere bir açıklama yapmayız dediler. Açıklama bu kadar. Yani sonuçta gazeteciler ulaşması gereken bir bilgiye ulaşmıyorlar. Çünkü yetkililer, oranın yetkilileri buna uygun görmüyorlar. Ülkenin bütün dertleri bitmiş gibi limon suyuyla nar ekşisi konusunda bir uyarı ve yasaklama haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenim veren, limon sosu gibi görünen ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasaklayacaklarını söyledi. Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenim veren, nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını anımsattı. Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenim veren ürünleri de yasaklamıştık dedi. Gözümüz aydın, bütün sorunlarımız, dertlerimiz böylece son bulmuş oldu. Sosyal medyaya dün bir görüntü düştü. Bir barista, yani arkada, tezgahın arkasında görev yapan bir kardeşimiz, sadece kız arkadaşına bardağı uzatırken, karton bardaklarda servis yapılıyor biliyorsunuz ve üzerine mutlaka isim yazılıyor, bir gülücük emojisi koydu ve bu yüzden de bu kadar sert bir şekilde maalesef kızın erkek arkadaşı tarafından dayak yedi. Son derece zor ayrılmışlar, hem çalışanlar hem müşteriler ayırmaya çalışıyor ama üstündeki tişörtü de çıkartarak kavgaya giren ve gördüğünüz gibi yarısı kadar çocuk hizmet veren arkadaşımız maalesef çok kötü şekilde darp ediliyor. Bu kadar basit ve saçma bir sebepten dolayı. İnsanların sinirleri mi bozuk, yoksa artık algıları mı değişti, yoksa kendilerine mi güvenleri yok bilmiyorum. Ülkemizde daha önce kalça ameliyatları ile ilgili ve yağ çekme ameliyatları ile alakalı ölümler yaşanmıştı. Hatta İngiltere hükümeti hükümet düzeyinde bağlantıya geçip bunun hesabını sormuştu. Biz de burada bir konuk ağırlamıştık. Profesör Doktor Fırat Özer'i ağırlamıştık ve çok tehlikeli bir ameliyat olduğunu kendisi aktarmıştı. Maalesef benzeri bir olay daha yaşandı. Üstelik 26 yaşında çok genç bir anne bunu yaşayan. Türkiye'de kalça ameliyatı olmak için İngiltere'den gelen genç anne ameliyatın ardından hayatını kaybetti. Ameliyatın ardından Agolia, Manchester'a dönmesine birkaç saat kala göğüs ağrılarından şikayet etmeye başladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre doktorların ameliyatın başarılı geçtiğini söylediği Agolia'nın yağ embolisinin neden olduğu, çok sayıda aynı an içerisinde kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Ailesi Agolia'nın eşiyle birlikte İstanbul'daki kliniğe geri döndüğünü, ancak hastaneye gittikleri sırada kalp krizi geçirdiğini
ve eşinin kalp masajı yaptığını söyledi. Kadın hastaneye ulaşmayı başardı ancak yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetti. Buradan bir kez daha hatırlatmış olalım, yağ dengesi değiştiği için özellikle vücutta işte fazla çekilen yağlardan dolayı yağ dengesi değiştiği andan itibaren maalesef ölüm riski biraz yüksek olabiliyor. Rus bir turist yürüyüş yapmayı ve bunu spor alışkanlık haline getiren bir Rus turist maalesef ülkemizde kayboldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus vatandaşı 40 yaşındaki Nadezhda için arama çalışması başlatıldı. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele geri dönüş yapmadığı tespit edilen Nadezhda, havalimanında çıkış yapmadığı tespit edildi. Nadezhda'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken cep telefonunun olmadığı belirlendi. Kadının doğa yürüyüşüne çıktığı Çalıştepe mevkiinde arama çalışmaları devam ediyor. Umarız sağlıklı bir şekilde bulunur ama hava da çok soğuk. Gerçekten bir de baktım bölgeye, orada evet bir yürüyüş güzergahı var ama gerçekten şu dönemde özellikle biraz riskli gibi görünüyor. Kopan kulak davası. Neymiş bu dava? Etiler'de Deniz Mora, Gökhan Beder'in gezintiye çıkarttığı Amerikan Akita cinsi köpeği sevmek istedi. Köpek Deniz'in suratını yaladı. İddiaya göre o sırada köpeğin sahibi Gökhan Beder tasmasını ani ve sert bir şekilde çekince de köpek saldırganlaşarak genç kadının kulağını kopardı. O anda olay yerinde bulunanlar kulağa doğru bir şey yapmışlar. Buzun içine koyup hastaneye gitmişler. Fakat 3 sefer ameliyata girmesine, dikilmesine rağmen maalesef hala sorunlu olduğu söyleniyor. Gökhan Beder'in müvekkilinden özür dahi dilemediğini söyledi kadının avukatı ve sağlık durumuyla alakalı da hiçbir şekilde özür dilememiş ve sağlığını öğrenmek için de bir girişimde bulunmamış. Dolayısıyla dava açılmış. Bazen şakalar çok kötü sonuçlanabiliyor. Şakayı biraz düşünerek yapmak gerekiyor. İnsanların hayatı tamamıyla bitebilir. Antalya'nın Kepez ilçesinde maalesef yaşandı bu tarz bir olay. Yurtta kalan 17 yaşındaki Nilsu, sınava hazırlandığı sırada iki arkadaş tarafından arandı ve TikTok çekimi için bir yere davet edildi. Arkadaşların isteğini kıramayan Nilsu onların yanına gitti. İddiaya göre ayağa kalkan gençler aralarına aldıkları Nilsu Ö'ye zıpladığı sırada çelme taktılar. Nilsu sırt üstü düştü ve o anda zaten bir şey olduğunu anladım diyor. Maalesef çok ağır hasar almış. Uzun bir zaman boyunca yatarak tedaviyi görecek. Daha sonra da diğer ek tedaviler yapıldıktan sonra ayağa kalkabilecek. Aile diğer kızlardan şikayetçi. Nilsu ise onlar da isteyerek yapmadı ama tabii ki riskli bir şeydi diyor. Amerika'nın Missouri eyaletine gideceğiz. Bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışan bu hanımefendi 26 yaşında Hayley Nischel, reşit olmayan öğrencisini istismar etmek suçuyla Cuma günü Texas'ta tutuklandı. ABC'ye göre Clifton Kammack iddia edilen ilişkiden haberdar olduğunu söyleyen bir okul çalışanının polise ihbarı sonucu gözaltına alınmıştı. Mahkeme belgelerine göre ilişkiyi bir okul çalışanına bildiren, kimliği açıklanmayan öğrenci, kurbanın sırtının çiziklerle dolu olduğunu söylendi. Kadın ilk sorgusunda asla böyle bir şey yapmadım, benim onunla bir alakam yok dedi ama telefonu ele geçirilince ve deşifre edilince ilişkinin olduğu öğrenciyle olan yazışmalarıyla ortaya çıktı. Ne insanlar var dedirtecek bir haber, umut veren bir haber. Miras efendim 25 milyon kısmını, babaannesinden kalan kısmını dağıtmayı düşünüyor. Kim? Avustralyalı bir hanımefendi kendisine kalan mirasın 25 milyon euroluk kısmını nasıl bağışlayabileceğine karar vermek için sıradan vatandaşlardan oluşan bir ekip kurdu. Ve onlara dedi ki siz alın bu 25 milyonu en efektif, en faydalı şekilde nasıl değerlendirebilirsiniz? Bana buna göre bir plan program yapın. Asla ve asla karışmayacağım, hiçbir şeye müdahale etmeyeceğim ve 25 milyonluk kısmını bu şekilde dağıtacağım dedi. Çok güçlü bir aileden geliyor. 2008 yılında miras vergisi de kaldırılmış Avusturya'da ve mirastan hiçbir şekilde vergi çıkmayacak.
O da diyor ki bu kadarı haksızlık, bu kadar parayı bir insan ne yapacak? Ben bunun 25 milyonunu vereyim. 3.8 milyar euro kalmış efendim hanımefendiye. Kendimi zaten doğuştan piyango çıkmış gibi hissediyorum. Ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. O yüzden bu parayı hükümetler yapmıyorsa biz çok parası olanlar yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmalıyız demiş. Wilders, Hollandalı Wilders efendim, İslamiyet'e, Türklere düşman. Bir numaralı düşmanlarından biri biliyorsunuz. Evet, ama şu anda Wilders'ı göstermiyoruz, Arjantin başkanını gösteriyoruz. Peki, aşırı sağcı Wilders, İslam'ın yasaklanması ve çifte vatandaşlarla ilgili yasa tasarıları önermişti. Koalisyon pazarlıkları öncesi U dönüşü yapan Wilders, Temsilciler Meclisi Başkanı Martin Bosna'ya bir mektup yazdı. Mektupla daha önce sunduğu Hollanda'da İslam'ın yasaklanmasını istiyorum. Çifte vatandaşlığı bulunanların oy vermemesine ilişkin yasa tasarılarını istiyorum derken bir anda vazgeçti. Wilders'ın bu hareketinin dün başlayan koalisyon pazarlıkları öncesine gelmesi elbette dikkat çekti. Yasa teklifini bu mecliste Türk, Faslı ya da İsveçli istemiyorum, bunu söyleyemez miyim? Burası benim ülkem sözleriyle savunan Wilders'ın yasa teklifleri yeterli sayıda milletvekillerinin desteğini alamamıştı zaten. Son habere bakalım. Bonucci, Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci, Sarı Lacivertlerin Konya Spor'la oynadığı mücadeleyi Ülker Stadyumu'nda izledi. 36 yaşındaki stoper kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları da ayağa kalkarak selamladı. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun diyelim, umut ederiz. Güzel başarılara imza atar. Gelelim diğer haberlere. Efendim, Grup Başkanı Abdullah Güler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mecliste görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. İşçi ve Bağkur emeklileri ilave zam olup olmayacağını merak ediyor. İlave zam AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'e de soruldu. Güler çalışmaların devam ettiğini belirtti. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Çalışılıyor. Yani etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirmesi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu tahmin edip önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bizim de bir kanun hazırlığımız zaten temel noktada vardı. Çünkü klasik biliyorsunuz bizim aynı zamanda asgari ücret artırıldığı için ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı 700 liraya çıkartılması. Ve kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili bir paket, 7-8 maddelik paket kanun teklifimiz vardı. Ona çalışıyoruz. Onun içerisinde tabii değerlendirilir. Tabii bunların önemli olan bütçe imkanlarını da karşılamaktır. Yani sadece bir oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil. Bu bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Şu anda bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilir. Sonra bizim kanun teklifimizi de konuş. Yani belki 3. haftamızda falan bunu da netleştirmiş oluruz. Yurttaşın gündemi sadece ne biliyor musunuz? Kaynamayan tencere. Yüksek enflasyon, artan maliyetler, düşen alım gücü, nereye giderseniz gidin bu konuşuluyor. Hangi maddi gelir grubunda olursanız olun hatta. 7'den 70'e tüm yurttaşın gündemi haline geldi. Yurttaş asgari ücretle açlık sınırında yaşarken emekler için durum daha da vahim. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Arslantaş hayat pahalılığından yakındı. Aldıkları yaşlılık aylığıyla geçinemediklerini ifade eden Arslantaş, yıllardır bu hükümete oy verdim, milletine sahip çıksın. Biz ne yapacağız? Şimdi 65 aylığı alıyoruz, ne alayım ben bununla? Eti de unuttuk, sütü de unuttuk, yağı da unuttuk diyor. Şimdi ben böyle hastayım. Nasıl gideyim? Elimde yok, avcımda yok. Ölümden korkmuyorum. Çorumun, çocuğumun mürüvvetini göremedim. Buna üzülüyorum. Ne yapmam lazım? Aldığım 3 kuruş para yiyeyim mi, içeyim mi? Harçlık mı yediğim, ne yapayım?
Yıllardır bu hükümete oy verdim. Milletine sahip çıksın milletine. Çekelerim bile tutmuyor, zangır duyuyorum. Bizim 65 aylığımız var. Başka hiçbir gelirimiz yok. Ben de rahatsızım. Bir araba gidin dese arabanın gazı pahalı. Adam diyor ki evvel 200'e gidiyorsa şimdi 501 milyar istiyor. Adana'ya gideceğim. Neyle gideyim? Diyorlar ki riskli gırtlak kanseri olabilir diyorlar. İki sefer gittim. Şimdi ayın 16'sına gene gideceğim. Ne yapmam lazım? Yıllardır bu hükümete oy verdim. Her şeyi katı katı gitti. Biz ne edecek? Şimdi 65 aylığı alıyor. Ne alayım bundan? Eti unuttuk, sütü unuttuk, yağı unuttuk. Hemen CHP sözcüsü Deniz Yücel'e dönüyoruz. Gerekiyor. Sinop Belediye Başkan adayımız Sayın Metin Gürbüz'dür. Dünkü parti meclisi toplantımızda Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkan adayımız olarak atanmıştır. Atanan, adaylaşan tüm belediye başkan adaylarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Adaylarımızın duyurulmasının geç saatlere bırakılması gördüğüm kadarıyla biraz eleştirildi. Ancak şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci parti tüzüğüne uygun ve demokrasi kurallarının gerektirdiği şekilde gerçekleşmektedir. 242 seçim bölgesindeki aday adaylarımızla ilgili MYK'mıza ve ardından parti meclisimize sunumlar yapılmış ve bu aday adaylarıyla ilgili isim isim tek tek tartışılarak, oylanarak aday adaylarımız belirlenmiştir. Dolayısıyla 242 seçim çevresinde bu görüşmelerin, bu tartışmaların yapılması belli bir zaman almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi tek adam yönetimini reddeden bir partidir. Demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Dolayısıyla parti meclisi toplantımızın bu kadar uzun sürmesi ve 242 seçim bölgesinde adayların belirlenmesi belli bir zaman almaktadır. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta ülkemizde hukuk sistemini çöküşe götüren adımlara biri daha eklendi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili verdiği, ikinci kez verdiği hak ihlali kararına karşı utançla hatırlanacak bir karar verdi. Ülkemizde hukuk güvenliği ve hukukun üstünlüğü bir kez daha ihlal edildi. Yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetki sınırları anayasa ve kanunlarla belirlenmişken, her şey bu kadar açıkken halkın iradesinin milletin meclisinde tam anlamıyla tecelli etmesinden rahatsız oldular. Hem de hiç utanmadan görevi Türk milleti adına adalet dağıtmak olanlar, hukukun üstünlüğüyle, demokrasiyle, kuvvetler ayrılığıyla ilgilerinin olmadığını, siyasi iktidarın emellerine hizmet ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi mi? Verdi. Dosyayı gereğinin ifası için yerel mahkemeye gönderdi mi? Gönderdi. Yerel mahkeme, yani İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kişi güvenliği ve hürriyetiyle siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğini tespit ettiği Can Atalay hakkında tahliye kararı vermesi gerekirken, dosyayı yasal olarak hiçbir yetkisi bulunmayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasayı yok sayarak, yetki gaspı yaparak, hukuk düzeninde yok hükmünde olan bir karar verdi. Bakın, bu karar ne yazık ki ülkemizde siyasi ve ekonomik açıdan çok ağır bedeller ödetecek bir sürecin kapısını aralıyor. Çünkü adaletin olmadığı bir ülkede özgürlük olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede demokrasi olmaz. Kişilerin can ve mal güvenliği olmaz, ekonomik refah olmaz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin haddini aşan, hukuk tanımayan ve daha da ötesi yasalarımıza göre suç teşkil eden kararının arkasında MHP'nin Anayasa Mahkemesi'ni kapattırmaya yönelik kışkırtıcı sözleri ve AKP'nin ülkeyi
anayasasızlaştırma hedefinin olduğu açıktır. AKP, Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyerek çıktığı yola, mahkemeyi tehdit ederek ve hedef göstererek devam etmiştir. Ancak şunu kimse unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve anayasayla teminat altına alınan hukuk düzeni hiçbir siyasi partinin hesaplarına kurban edilmeyecek kadar kıymetlidir. Biz askeri ve siyasi darbelerin karşısında her zaman demokrasiyi savunduk. Bugün de yargı eliyle anayasaya darbe yapmaya çalışanların tereddütsüz bir şekilde karşısındayız. Bu nedenle geçen hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yaptığı çağrıyı yineliyorum. 14 Ocak'ta anayasamıza, hukuk ve adalete, yani geleceğimize sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partileri Ankara Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, bağımsız araştırma kuruluşlarının %127 olarak açıkladığı enflasyon, iktidarı üzmekten çekinen TÜİK tarafından %64.77 olarak açıklandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre belirlenen emekli ve memur maaş zamları ise tam bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü zamlar cebe bile girmeden eridi. Türkiye sefalet endeksinde dünyada en kötü durumda olan 10. ülke. Son 22 yılda AKP'nin en fazla mağdur ettiği kesimlerden biri olan emekliler temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, hatta dışarıda bir bardak çay içemez hale geldi. Değil TÜİK rakamlarına göre yapılacak maaş artışı, bağımsız kuruluşların enflasyon rakamları bile emeklilerin derdine derman olmakta yetersiz kalıyor. Emekli aylık bağlama oranlarını düşüre düşüre kuşa çeviren sizsiniz. Haklarını isteyen emeklilerimize lütufta bulunuyor gibi davranamazsınız. Emeklileri bu hale siz getirdiniz, şimdi onları içine soktuğunuz bu durumdan çıkarmak da sizin göreviniz. İnsanca yaşamak isteyen emekliler sizden sadaka istemiyor. Emeklerinin karşılığını istiyor. Bakın, Türkiye emekli aylıklarını iyileştirecek kaynak ve güce sahip. Bugün emekliler bu sefalete mahkum ediliyorlarsa bu AKP'nin siyasi tercihidir. AKP bir an önce emeklilerimize hak ettikleri standartları sağlayacak şekilde seyyanen zam yapmak zorundadır. Siz duymaktan bıkmayacaksınız ama biz söylemekten bıkmayacağız. En düşük emekli maaşı da en az asgari ücret kadar olmalıdır. Değerli basın mensupları, 22 yıldır iktidar olan AKP hem deprem konusunda önlem almadı, hem de deprem konutları vaatlerini hayata geçirmedi. Maalesef Hatay'ın Samandağ ilçesinde prefabrik bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki Doğa ve 4 yaşındaki İsacan kardeşler hayatlarını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. O canları bizden deprem değil, ihmal aldı. Hükümet depremzedeler için 680 bin konut vaat etti. Peki kaçını yaptı? 1 yıl olacak. Kaderine terk edilen, süslü vaatlere rağmen barınma sorunu çözülmeyen yüz binlerce insanımız çadırlarda, konteyner kentlerde ve prefabrik evlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Ve siz bunu hala seçim malzemesi, seçim vaadi yapıyorsunuz. 2 çocuk hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar, AKP düzeninde insan hayatının değeri yok. AKP düzeninde çocukların değeri yok. AKP düzeninde neyin değeri var? Paranın değeri var. AKP düzeninde rantın değeri var. Sahte, samimiyetsiz ve iki yüzlü seçim vaatlerinin değeri var. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de büyük emeklerle, özverili çalışmalarla kazanılan en çok tercih edilen üniversiteler maalesef en çok terk edilenler oldu. Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde 2 yılda 700 bin üniversite öğrencisi okullarını bırakmak zorunda kaldı. Özellikle de büyük şehirlerdeki okulları. Tek sebebi hayat pahalılığı. Büyük şehirlerde ekmek 10 lira oldu, simit 12 lira.
3 öğün yemek veren bir özel yurdun aylığı en az 15 bin lira. Ankara'da, İstanbul'da 15 bin liraya ev bulmaksa tam bir hayal. Düşünsenize, asgari ücretli bir kişinin çocuğunu İstanbul'da bu maaşlarla, bu paralarla okutması mümkün mü? Ya da emekli maaşıyla şehir dışında çocuk okutulabilir mi? Mümkün değil. Her 10 üniversite öğrencisinden biri büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Okulu bırakıyor ve anne babaların hesabına da ne yazık ki çaresizlik düşüyor. AKP iktidarının bakanları ise halka hala masal anlatmaya devam ediyor. Yok enflasyon düşecekmiş, yok ev kiraları düşecekmiş, yok ekonomi büyüyecekmiş. Bir de bu hikayeleri dolar 30 liraya dayanmışken etiketler her gün değişirken anlatıyor. Ya artık yeter. Önce damat geldi batırdı, sonra gözlerinden ışık saçan Nebati geldi sıvadı. Şimdi de Mehmet Şimşek geldi cila çekiyor. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanması kararı başlı başına bir rezaletti. Futbolcularımız demokrasinin olmadığı, kadın haklarının hiçe sayıldığı, düşünce özgürlüğünün her alanda sınırlandığı bir ülkeye gitmek zorunda bırakıldı. Peki neden? 3-5 Suudi Arabistan riyali için. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan bu rezilliklerin utancını duyacağına, Riyad'dan size ekmek çıkmaz, tişörtleri farklı şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz açıklaması geldi. Evet, Riyad'dan bize ekmek çıkmaz Sayın Erdoğan. Oranın ekmeğini ancak sen yersin. Bahçeli ise yine bildiğimiz gibi ülkede milli bir duruş sergileyen kim varsa karşısında dikilmeyi görebiliyor. Sayın Bahçeli, Fenerbahçe Galatasaray yönetimi süreci yönetememiştir diyerek kendisine yakışan bir milliyetçilik anlayışı sergiledi. Bu rezalet sarayın ve ona destek veren çakma milliyetçilerin tarihe geçecek ayıbıdır. Şehidi için milli yas ilan etmeyip Suudi kralı ölünce milli yas ilan eden Arap sevici zihniyetinize, milli değerlerimizi, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı ve şanlı bayrağımızı yedirmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, sınır güvenliğimiz defalarca uyarmamıza rağmen yok sayıldı. IŞİD denilen katiller sürüsü elini kolunu sallaya sallaya ülkemize girdi. Sığınmacı ve kaçaklar konusunda AKP ve Erdoğan'ın sorgusuz sualsiz ülkeye soktuğu neydiği belirsiz kitleler büyük bir milli güvenlik sorunudur. MİT'in yaptığı İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 34 kişi İsrail gizli servisi Mossad ajanı çıktı. Uyrukları Suriye, Filistin, Lübnan ve Irak olan bu 34 kişiden cami imamı olarak vaaz verenler var. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise ülkenin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapmaktan, araba modelini yükseltmekten, kılıçlı şovlara hazırlanmaktan ve sanatçıları ışık hızıyla şikayet etmekten bu işlere odaklanamıyor. Camilere imam diye sokulan adamlar İsrail ajanı, Mossad ajanı çıkıyor. Fakat Ali Erbaş'tan tek cümle duyamıyoruz. Görev alanına girmeyen her konuda fikri olan Erbaş'ın bu konularda fikri yok. Bu ajanların içinde Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlar da var. Birçoğu konut satın alarak vatandaşlık da almış. Pırıl pırıl genç doktorlarımıza giderlerse gitsinler diyerek kapıyı gösteren zihniyet, sağlık eğitimi alıp almadıkları belli olmayan, Türkçe bile bilmeyen kişilere sağlık hizmeti verdiriyor. Üstelik Mossad ajanı olduğu ortaya çıkan sağlık görevlisi Filistin'den gelen yaralı hastalara bakan bölümde çalışıyor. O kadar iş bilmiyorlar ki. Deyim yerindeyse kediye ciğer teslim ediyorlar. Ülkemizi yabancı servislerin cirit attığı, yabancı mafya baronlarının hesaplaştığı yer haline getiren düşük profilli iktidara soruyoruz. Milyonlarca sığınmacı ve kaçaktan daha kaçı yabancı servislere çalışıyor?
Diğer bakanlıklarda da ajan var mı? Sizin iktidarınızda ülkeye giren sığınmacı ve kaçakların kaçı IŞİD militanı, kaçı Mossad ajanı? Bu soruların cevabını biliyorlar mı? Hayır. Muhabir sokak röportajında Suriyelilere soruyor. Suriye'de savaş bitse döner misin diyor. Adam hayır dönemem. Suriye'de hapis cezası aldım diyor. Hangi suçtan ceza aldı? Türkiye'ye nasıl geldi? Haberleri var mı? Yok. Üzülerek söylüyorum ki AKP iktidarı ülkeyi dingonun ağırına çevirdi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilme sürecini başlattığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Erdoğan arasında baş başa bir görüşme yaşanmıştı. Bu görüşmenin ardından Türkiye Afgan akınına maruz kaldı. Gelenler kadın, çocuk ya da yaşlı değil, gelenler genç erkeklerdi. Yabancı servislerin maşaları sığınmacı ve kaçak olarak ülkemize giriyor, konut satın alarak vatandaşlık alıyor. Ülkeyi ajanlar, çeteler ve mafya liderleriyle doldurdular. Binlerce gencimiz işsiz ama bakanlıklarda, devlet kurumlarında Suriyeliler istihdam ediliyor. Değerli arkadaşlar, bir diğer konu da Batman bir cumhuriyet mucizesidir. Bir zamanlar sanat ve kalkınmanın eşsiz bir uyumla büyüdüğü genç cumhuriyetin mucizesi Batman, bugün AKP'nin desteğiyle meclise giren bağnaz, radikal gerici unsurların miting yaptığı bir yer haline geldi. Batman'da kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Orkestrası'nın bir dönem altın mikrofon ödülü kazandığını düşünürsek, bugün gelinen nokta içler acısı. Cumhuriyet mucizesi Batman'dan Hüdapar'ın katır üstünde sokakları hilafet diye inlettiği Batman'ı. Yürüyüş yapanlar hak arayanlar olunca biber gazı gözaltı, hilafetçi ve gerici yapılar olunca kırmızı halı. Bütün bu hilafet tartışmaları, Batman'daki gerici ve yobaz mitingi, sadaka gibi zamlar ve tepe taklak giden ekonomi konuşulmasın diye. Hepsini biliyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, bu milletin Türkiye yüzyılı, güçlü Türkiye masallarına karnı tok. Türkiye güçlü ama AKP sayesinde değil, AKP'ye rağmen güçlü. Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesinde, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyet sayesinde güçlü. Evet değerli arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Buyurun. Açık. Hatay Belediye Başkanı'nı Lütfü Savaş olarak açıkladınız. Ancak bu tepkilere neden oldu deprem nedeniyle. Ne söylersiniz? Bir yeni parti, yani bir sonraki parti meclisinde geri çekilmesine dair istekler var diyelim parti içinde de. Ne söylersiniz? Efendim, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, partimizin yetkili kurulları, yetkili organları büyük bir titizlikle gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yaptıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hatay'da büyük acılar yaşandı. İnsanlarımız yakınlarını kaybettiler. Eşlerini, çocuklarını, anne babalarını, arkadaşlarını, dostlarını kaybettiler. Bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi, yaraların sarılması konusunda Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken her türlü özveriyi, fedakarlığı bugüne kadar göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Depremin hemen akabinde partimiz Hatay'la İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi eşleştirmiş, Maraş'la Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni, Osmaniye'yle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eşleştirmiş ve tüm imkanlarını seferber ederek bu yaraların sarılması konusunda gereken her türlü çalışmayı yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Siz sanırım önce istediniz. Buyurun. Efendim, bugün DEM Parti eş başkanları da partinizi ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde bazı internet sitelerinde pazarlık masası kuruldu
DEM Parti İstanbul'un iki ilçe belediyesini Sayın İmamoğlu'na destek karşılığında talep ediyor şeklinde haberler var. Bugünkü görüşmelerde, yerel seçimlerde güç birliği, ittifak ve benzeri konular gündeme gelecek mi, yoksa sadece bir nezaket ziyareti mi? Teşekkür ederim. Efendim, bu ziyaret bir nezaket ziyareti. Geçtiğimiz haftalarda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve beraberindeki heyet DEM Parti'ye bir ziyarette bulunmuştu. Bugünkü ziyarette bir iade-i ziyaret. Ama tabii o ziyaret sırasında, görüşmeler sırasında ne konuşulacağını, görüşmenin nereye evrileceğini ben bilemem. Ama planlanmış ziyaret bir nezaket ziyaretidir. Buyurun. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarını dinledik efendim. Benden bugünlük bu kadar. Yarın saat 11'de tekrar karşınızda olacağım. Ama Tele1 ekranlarından ayrılmayın. Az sonra Ülkü Çoban sizlerle olacak. Hoşça kalın efendim.